Selam dostlar. Bugün 6 Kasım Cumartesi günü ve bugün itibariyle artık sınava 7-8 aylık bir süremiz kaldı. Ben de bu nedenle artık AYT'ye başlamaya karar verdim. Çünkü bir yorum gördüm. Aslında en büyük nedeni bu. Bir arkadaşımız şey yazmıştı. Siz hala TYT'den 5-10 net arttırmak için uğraşın. AYT yapanlar sınavı kazanıyor diye. Bence dünyanın en haklı yorumu bu. Çünkü ben geçen sene sınavdan çıktığım zaman şey demiştim. Keşke sadece AYT çalışsaydım diye. Hem belirleyiciliği çok fazla hem de çalışanların gerçekten kazandığı bir bölüm. Yani her TYT çalışan TYT yapabilir mi? Bilemeyiz ama AYT gerçekten hakkını vererek çalışan birisi AYT'den güzel sonuçlar elde edebilir. Ben de bunun bilincinde olarak artık çalışmalarımı AYT'ye de eklemeyi düşündüm. Birazdan hem bunun programlamasını yapacağım. Önce paragraf problem çözerek güne başlayacağım. Devamında da işte AYT programını yapacağım. AYT programımı size biraz bahsederim böyle ama pazartesi başladığım zaman daha detaylı anlatmayı düşünüyorum. Çünkü bu video çok fazla uzamasın. Hem de sizin o güzel vaktinizden almış olmayayım. Şimdi o zaman güne hazırsak paragraf ve problem çözerek başlıyoruz. Şimdi ben paragraf ve problem çözmeyi bitirdim. Ben aslında Şenol Hoca'nın şu çıtır çerez problemlerini kolay başlangıç için biliyorsunuz zaten bunu bitirmiştim. Şimdi şu kitabını aldım. Bunu daha yeni aldım çıtır kitaplarımdan. Bugün bunu çözmeye başladım zaten. Şu birinci soruya var ya, o kadar çok uğraştım ki bir de şey dedim. İlk sorudur kolaydır falan deyip video çekeyim dedim ama bayağı zorladı beni. Zaten videoyu şimdi hızlandırarak koyacağım için bir 10 dakika falan sürdü o soru. Yani genel anlamda zordu. Bir de mesela her testin bu tarafında da cevaplarını hemen yapmışlar. Yani buradan sonra hemen burada cevaplarını görebilirsiniz. ÖSYM seviyesinde hazırlamış. Yani ÖSYM seviyesinde değil aslında. ÖSYM'de problemlerin zoru, kolayı, ortası var ya. Bu direkt ÖSYM'nin zor seviyesi bence. Ben öyle düşünüyorum. Kolay soru yok içinde. Yani mesela normalde sayı problemleri şeylerle başlar. 2x artı 1 falan muhabbetiyle başlar. Yani denklem kurmayla başlar. Ama bu böyle değil. Direkt ÖSYM'nin zor soru tarzlarıyla başlamış. Şöyle biraz daha içini gezdirdikten sonra kitabımızı kapatalım. Şimdi şey yapacağım. Biraz daha ders çalışıp ondan sonra AYT için programlama yapacağım. Programlarımı size anlatıp ondan sonra bugünü noktalamayı düşünüyorum. O zaman hazırsak devam edelim. Pazartesi günü AYT'ye başlayacağım için kafam o kadar çok karışık ki derse odaklanamıyorum. Bugünlük çalışmam paragraf, problem ve TYT matematik üzerine toplamda 4-5 saatlik bir çalışmaydı. Şimdi ben AYT'den hangi kitapları alacağımı belirledim. Şimdi birazdan kitapçıya almaya gideceğim. Kitapçımı aradım. Orada olmayan şey varmış. Çap AYT fizik fasikülü, Barış Hoca'nın video ders defter notu. Bir de Şenol Hoca'nın sınav ikizi AYT kitabı onda yokmuş. Ben onları da internetten sipariş ettim. Yani pazartesi gününe en geç salıya kadar kitapların tamamlanmış olacak. Ben de çarşamba günü ya da perşembe de olabilir. Tam söz vermeyeyim. AYT'de nasıl bir yol izleyeceğim böyle en detaylı şekilde size anlatacağım yazılı olarak. Eskiden yaptığım gibi böyle üstte kamerayı koyup anlatacağım böyle çatır çatır hepsini söyleyeceğim. Şimdi bugün böyle kafamdaki genel düşünceyi anlatayım. Bir de aldığım kitapları gösteririm. Şu şekilde düşünüyorum. Ben AYT için tüm derslerinde fasiküller üzerinden gitmeyi düşünüyorum. Çünkü AYT'de konu az.
Sadece bir konu çok uzun. Mesela türev çok uzun ama bir konu diye geçiyor. Yani demek istediğim umarım anlamışsınızdır. Yani o yüzden fasikül üzerinden gitmek çok daha mantıklı. Bir de fasikül çok daha iyi öğretiyor. Yani kavramamıza da sebep oluyor. Bu yüzden ben AYT için fasiküllerden gitmeyi düşünüyorum. Bir de fasiküllerin bence şöyle bir avantajı var. Motivasyon da sağlıyor. Bu daha güzel bir şey. Çünkü mesela atıyorum ben acilin fonksiyon fasikülünü almayı düşünüyorum. Onu bitirdiğim zaman mutlu olacağım. Bir tane kitap bitirmiş olacağım sonuç olarak. Bu şekilde düşünerekten AYT'yi fasiküller üzerinden gideceğim. Bu zaten genelde herkesin önerdiği bir şey. Arkadaşlar o kadar moralim bozuk ki şu kadar kitaba 500 lira verdim. Yani kitaplar neden bu kadar pahalı asla anlamıyorum. Ya yani gerçekten öğrenci düşünüp böyle ucuz kitap yapsalar ne güzel olur değil mi? Hem ucuz olsun hem kaliteli olsun. Yani böyle gül gibi geçinip gidelim. Biz de sınavda kazanalım yani. Buna 500 lira verdim. İçim yanıyor var ve şu an sinirden patlıyorum ve benim şuraları düzeltmem gerekiyor. Şöyle şuraları. Çünkü yeni kitaplarım geldiği için şuradaki denemeleri falan şey yapmayı düşünüyorum. Bunları zaten bunları kaldırırım. Şu denemeleri falan da şey yapacağım. Ne yapacağım? Bunları da kaldıracağım. Başka dolaba koyacağım. Sonra burada bayağı bir yer açılmış olacak. Ondan sonra da şunları yerleştireceğim. Burada daha gelecek kitaplarım var bu arada. Çap fizik var. Şenol Hoca'nın sınav ikizi kitabı var. Onlar da geldikten sonra detaylı bir anlatımını yaparım bunların. Çünkü kitap anlatmamı istiyorsunuz. Nasıl diye içi. Bu şekildeydi. Ben biraz stresimi, sinirimi atıp şunları düzeltip size gösteririm. Ben buraya düzenledim. Şöyle AYT için kullanacağım kaynakları görebilirsiniz. Hala eksikler var. Onlar da gelince detaylı olarak gösteririm. Bir de benim kitabıma bunlar girmiyor biliyor musunuz? Şöyle mesela koyuyorum ya. Böyle girmiyor. Bu buraya sığmıyor. O yüzden çok moralim bozuluyor benim de. Böyle düzensiz duruyor. Sonra benim de canım sıkılıyor. Bunları ne yapacağımı bilmiyorum. Bir önerisi olan varsa lütfen söylesin. Çünkü sinirlendiriyor beni. Ben düzenli olmasını istiyorum buraların. Bu şekildeydi. Şimdi o zaman akşam sıra gecemiz var. Ben Adıyamanlı olduğum için dershaneye gidip orada bir sıra gecesi partisi yapacağız. Ufak oraların videolarını da koyarım. Adıyamanlılığımızı da kimse sorgulamasın. O kadar çok karışık bir gündü ki gerçekten şarkı söyleme halim yok. Bu videom da şarkısız olsun. Beni dinleyip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Eyvallah.